Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün biz Türk yemeği yapacağız. Tantana yapacağız. Çok güzel. Ama aslında ben hiç yemedim ki. Sen yedin mi? Nereden biliyorsun o zaman çok güzel olduğunu? Arkadaşım söylemiş. Sen anca tantana yapıyorsun işte. Bak arkadaşım Mersinli. Yok, Mersin'de yaşıyor. O Endonezyalı gelin işte. O hep yapıyor böyle. Ben hiç duymadım. Ne? O ne ya? Böyle tantana doğru mu? Tantana, gırgır, şamata, tantuni. Tantuni. He. Tantuni evet. Ama ben şimdi yapmayacağım yine de. Ne? Ama Hüseyin yapacak. Orada bak. Oha, Hüseyin karı izliyor. Evet. Kar derken kar. Bakın burada bayağı bir kar yağıyor arkadaşlar. Peki kundur yağmasın. Çeksene dışarıda. Yollar kapalı, 30, okullar 30 tatil. Var bence 30. Var mı 30 santim? Var be. Çok yağıyor ya. Sabahtan beri bak iş makineleri geçiyor. Bak, yolları açıyor. Beri be. Evet. Dünden çok yağdı. Beri. Çok yağdı. Bugün de yağacakmış akşama kadar. Evet. Hadi bakalım hayırlısı. Tamam Hüseyin. Hüseyin eti doğramış. Ooo sen hazırlamışsın zaten ya. Eti böyle ince ince doğruyoruz. Evet. Sinirlerinden, yağlarından arındırıyoruz. Vay be. Sonra ne yapacaksın? Sonra... Şunlar da sinirleri mi acı? Bunlar işte yağlısı yani. E tamam bunu atsana köpeklere be. Bu da değil. Sonra ben gelince çünkü o... At at. Yok be o kar gözükmez. Lan onlar bulur onlar. Sen gel. Zaten karda bozulmaz o. Buzluk gibi anladın mı? Ama nasıl buzdolabı bulacağım? Gibi. Lan bulur onların koku duyusu onların çok güçlü getir. Bir dakika be. Köpek bulmazsa kuşlar bulur. Bak bak. Bak ne kadar bak kuşlar geliyor bile bak. Yok be. Bak gördün mü? O biraz sonra yerler onu. Hadi girelim. Tamam. Hüseyin. Bak çok... İka buzları gördün mü? Bak buzlara bak. Evet. Köpekler seni çok sevecek ha. Etle besliyorsun ha. Evet. Kedi de bulabilir. Kedi yok ki buralarda çok. Var. Az var. Çok az var. Çünkü köpek, köpek çok kalmıyor. Var ya. Evet. Aynen. Vallahi sen bunu müthiş yapmışsın ya. Kıpkırmızı bir tane yağ gözükmüyor. Aynen. Sonra ne yapacağız? Nasıl yapacağız acı ben? Şimdi önce... Ben, biliyor musun ben de daha önce hiç et tuni, tantuni de yemedim ha. Hiç yemedim ben. Hayda. Vallahi hiç yemedim. Oğlum en büyük ateş olmuş şey çok büyük ama. Tamam ne yapıyorsun şimdi acı bunu tencereye mi deviriyorsun? Değil mi alacağım ya. Bir dakika ben açayım bir şey. Niye olmadı ya? Hayda. Önce böyle bir... Ama yağ yok orada. Yağ yok zaten. Aa. Birazdan suyunu salacak. Tantuni yağsız mı eti? Tantuni de et yağsız oluyor. Ondan sonra biraz böyle suyunu çekiyor. Aa. Hafif alacanlı oluyor. Gitmiş orada. Annemin en sevdiğinden ha. Suyunu çekecek. Tamam. Ondan sonra biz sacı alacağız. Ooo hadi bakalım. Ne kadar duracak hadi şimdi burada? Suyunu çektikten sonra alacağız. Ha, iyi bakalım. Hayda köylü olur mu? Tamam. Hüseyin şimdi o yapacağım. Ben sebzeleri... Doğracak. Soğan, maydanoz. Tamam mı? Hemen suyu çıktı acı bu işin bence. Arkadaşlar daha önce biz de Nusret Uçuruk burger yaptık. Çok güzel hamburger. Oldu. Ha, değil mi? He? Hamburger diyorlar ya değil mi? Ama hakikaten çok güzeldi evet. El yapımı. Nerede linki? İzlemediyseniz yukarı. Evet, tıklayarak izleyebilirsiniz evet. Arkadaşlar. Çok güzel oldu. Steakhouse Burger diyeceğiz. Steakhouse Burger diyelim. Evet, Steakhouse. Hüseyin bizi uyardı şu anda. Steakhouse Burger denemiz gerektiğini söyledi. Hüseyin, senin bence bugün uçak işi yaşa. Evet, bence olabilir. Vallahi bütün seferler iptal ediyorlar. Bak, akşama kadar da karlı. Evet, Hüseyin bugün dönüş günü. Dönüş uçağı var. Ama ha, Hacı, ne diyorsun? Burada yağıyor. Şu anda yağmıyor bir şey. Allah, genelde ona daha çok yağıyor. O anda şu an az bir metre kar vardır. 1 metre olabilir orada. Sıkıntı yok be oğlum. 10 gün daha durursun sonuçta ne olacak? Ooo harbiden suyu salıyor ha Hüseyin. Dur kamera buhar yaptı. Heh. Alacanlı oldu sanki birazcık böyle. Hafif alacanlı böyle. Hemen böyle alacanlı. Ne kadar maydanoz? Şu kadar yeter mi? O yetmez ya. Sen onun yarısını saplarına ayır, yarısını böyle... Oğlum et varken ot mu yiyeceğiz derdi benim dedem. Onu şeye atarsın, soğanla maydanozu ince ince kıyacağız. Üzerine sumak, tuz. Allah Allah. Onu dövmenin içine koyacağız. Bir de ayrı tane tabağa roka ve maydanozla. Vay be. Bu kadar. Öf be. Ben rakılı demişliyorum bak ya. Ama çok büyük büyük böyle olmaz ki. Kes o zaman. Evet. İnceldiği yerden kes.
Böyle güzel. Oo, oğlum bayağı salmış lan. Evet, bayağı salmış. Vay. Kavurmaya gibi bandıran bir kokusu var şu anda. Kardeşim, tavuktan yapılıyor olur mu? Ben de hep tavuk olarak gördüm de. Evet. Tavuk ucuzda mal etmek için mi yapılıyor acı? Yani aynen, bir tercih, bir seçenek öyle mi? Aynen, ucuz olsun. Allah Allah. Ama evet, böyle eti ben saçta görünce de saç kavurma diye söyleniyor sandım. O farklı mı? Tantuni'yi çok görmemiştim. Normalde onlarda böyle bir kocaman bir saç oluyor. Ortası böyle. Ha tamam. O saç kavurma diye geçiyor Bursa'da. Yok bu adam ulaşıyor. Aa. Bak tertemiz oldu bu. Şimdi maydanozu bir döverim. Çok ince. Doğru bakalım. Maydanoz ve soğan aslında. Soğan sonuna. Ama sen maydanoz yiyorsun da Hüseyin. Ben yiyorum ya. Ama... Hacı maydanozu soğanın kokusunu alıyor diyorlar. Ya soğanın mideden kokusunu alıyor diyorlar hani midede soğanla tepkimeye giriyormuş acı bu. Öyle duydum yani. Çok da doğru dedim o zaman millete tepkimeye girdim. Birazcık bekleyin lütfen. Tamam bu oldu. Buraya koyayım. Şimdi soğan. İnsanın içine çıkmayacağız değil mi biz? Çıkmayacağız. Soğan yiyoruz ya. Evet önemli değil ya. Olur tamam soğan. Olur ama çok ince kıyman lazım. Evet tamam biliyorum ben. Şimdi. Çekti mi şimdi suyunu oldu mu bu acı? Bayağı suyunu çekti şimdi birazdan alacağız mı? Vallahi. Kalmadı mı şimdi? Suyu kalmadı. Ooo. Sonra biz bunu tavaya alırız. Vay be. Tava derken sacı yani saçta. Tamam. Şimdi işte bu suyunu çekti. Hı. Şimdi kaldıracağız bunu. Ardından sacı alıp bir kere daha böyle pişireceğiz. Baharatı maharatını atıp sen bize hazır. Saç pişti ama sen saç mı koyacaksın? Sen... Tabii içine saç koyuyoruz. İnsan saçı koyuyoruz. Ay ya. Daha salça lezzetli. Mı saç mı? Sacı. Sacı biliyor musun sen? Saç, hair. Hayır veya. Ne? Tava. Aa. Bir çeşit tava var ya o işte. Aa tava tamam. O bitmiş be. Evet yarısı pişmiş daha var. İnce inceye koyayım buraya. Tamam. Çok ince. Yeter mi bu kadar? Bir tane daha o zaman. Bir tane daha yap ya. Yeter. Senin lavaş çok soğuk. Ne yapacak? Onu zaten ısıtacağız şeyde. Nerede? Tavanın içinde. Aa. Oo, tavaya sen daha buldun mu tava? Arkadaşlar bak doğradım. Şimdi sumak atayım. Sumak. Ne kadar koyayım? Bol ben ekşi severim. Yeter mi acı baksana Hüseyin? Yeter. Vallahi ne kadar istiyorsanız o kadar. Onları sıcak yiyeceğiz değil mi? İşte üzerini ısıtacağız. Of. Ne yapacağım buna? Kaç tane var? 5 tane var. Bunlar bildiğin tandır lavaşı. Tandır lavaşı mı? Hı hı. Ne var ki tandır lavaşı? Tandır o. Ay ki var. Toprakta oluyor çok iyi. Ha fırında mı? Tandır öyle daha doğal şartlarda pişiyor ilk ha. Ondan dolayı. Aha. Aa, kara fırın. Kara fırın gibi ya öyle düşün aynen. Evet ilk hazırlamış arkadaşlar burayı böyle. Salatalar. Oh. Bu saç tava. Saç tava diyorlar buna evet. Neden? Saç değil aslında sadece tava diyorlar sadece. Böyle ince metalden oluyor ya ondan öyle bir şekilde ince söylüyorlar. Pamuk yağı atıyor. Ama... Pamuk yağı. Evet. Ciddi misin? Evet. Aa, ilk kez duyuyorum ya. Bak toz biber, karabiber. Sen alsaydık o zaman dün. Ama bulamadık. Ben aradım bulamadım. Ciddi mi? Her yere baktın mı? Bayağı mı aradın? Aradım bir ilçe zaten sonuçta. İlçede yaşadığımız için. Ha, doğru ya. Biliyorum değil mi? Neyde kullanacaklar ki burada? Yani. O yüzden biz... Her şey olsaydı bulurduk. O yüzden biz zeytin yağına devam edelim. Ulan pamuk yağını ilk kez duydum ya. Bir de tabii ani karar verdiğimiz için arkadaşlar. İnternetten falan da söyleyemezdik. Yetişmezdi. Ateş büyük mü geldi orası? Ateş fazla geldi. En küçük var. Burada yine suyunu mu salacak acı yoksa sadece yağda mı yapacağız? Salmaz değil mi bir daha yiyoruz? Saldık. Yok, biraz su atacağız biz buna sonra. Şimdi ufak var mı? Bak buharat, toz biber, karabiber, tuz. Maskeni tamam, var mı? Tamam başka da bir şey gerek yok. Maskeni var mı? Yok. Zeytinyağıyla doldur mu peki yani? Yapacak başka bir şey yok. Pamuk yağı. Bu işin orijinali pamuk yağıymış. Çok fark eder mi acaba ya?
Yani inşallah etmez diye düşünüyoruz. Allah Allah, bakalım o zaman. Ama illa ki... Ben ilk kez yiyeceğim gerçi, yani bir kıyaslamada bulunamam tabii de. Yani ben de ilk defa yiyeceğim zaten. Ah, ne büyük tesadüf. Tuz. Sonra... Çok güzel. Bu tavayı da İka şey aldı ha. Bizim bir sene önce çektiğimiz bir video vardı. Değil mi İka? Martabak videosu değil mi? Yok, sen bunda martabak yapmadın mı? Martabak değil de başka yemekti ama martabak oluyor, bu çok güzel. Ama sen martabağı bunda yaptın sanki, bunda yapmadın mı? Yapmadım da martabak yaparken yok. Ha, anladım. Aramızda tantuniyi çok iyi bilen, tantunden anlayan arkadaşlar veya Mersin'de olan arkadaşlar var. Mersin'de meşhur değil mi sonuçta bu? Evet, Mersin. Mersin'de meşhur olduğu için bize Mersinler yazabilir yani, şöyle yapılıyor böyle veya biz böyle yapıyoruz farklı şekillerde de şöyle oluyor falan. Yani böyle pamuk yağlı deyip belki zeytinyağlı deneyen başka insanlar, başka takipçilerimiz de olabilir. Onlar yorumlarımıza yazabilirler arkadaşlar. Biz de o yorumları zaten tek tek okuyoruz. Hüseyin Usta'dan hareketler. İkişerli mi hazırlıyor? Benimki diyet usulü olsun. Hacı bir tane olsun. Niyet usulü yok. Bu işin niyeti mi yetiyor gene? Ciddi misin? Oğlum sen yaparken iyiydi ama. Sen diyet yaparken bir şey yediremiyorduk sana. Ben böyle şeylerle diyet yapmadım ki. Ucuz şeyler de yapıyordum ben. Hüseyin arkadaşlar eskiden çok kiloluydu. Değil mi? Kaça kadar çıktın Hacı sen? Sana 90 vardı da lisede. Ciddi misin? Of, 90 vardı sonra. Şimdi kaçsın? Şimdi 72 falan. Vay. Ya Hüseyin böyle... Nasıl? Diyet mi yaptın sen? Böyle damak lezzeti iyi olan biri yani. Böyle güzel şeyleri bulduğumu kaçırmaz ama ona rağmen iradesi bayağı güçlü. 90'dan 72'ye düşmüş. Oldu mu bu? Hı? Oldu mu? Oldu. Deneyim, ver bir tane. O Enes'in. Öf be. Oğlum dayım görecek, söyleyecek yine bize Hüseyin. Oğlum bak Enes. Aynısını Hüseyin. Bursa'da yapıyorsun. Hüseyin sen ne yaptın ya böyle rengarenk gökkuşağı gibi? Önce sen dene. Hemen denerim. Hiç tamam. Sıkıntı yok. Ben pul biber koyacağım çünkü. Benimki biraz sıcak olsun Hüseyin. He? Biraz sıcak da sıcak. Sıcak olacak. Güzel mi? Aaa, senin ceni gitmiş. Güzel. Bir şey eksik hadi sadece. Ne eksik? O da lavaşların sıcaklığı. Onları şöyle mikrodalgada mı acaba şey yapsak? Tamam. Onu yeterince ısıtamadık mı? Hadi ya. Yeterince sıcak olmuyor. Böyle lavaş böyle biraz daha böyle hafif gevreksi tarzı çıtır olsa. Yani çok çıtır değil. Böyle az bir şey. Ama o zaman biraz fazla tutarız bunu ya. Hı? O zaman bunu birazdan fazla tutarız. Tutuyorum o zaman. Aynen, üstüne at dursun bence. Ama çok güzel. Bayatlamasını evde bizim buzdolabına koyduk. Tuzu mu eksik acaba? Birazcık tuz eksik sanki biraz daha. Birazcık atalım şuradan şöyle. Suluya bak, alttan da suyu akıyor burada. Bak, yıka görüyor mu? Ha, ondan. Kaldı ye. Güzel mi? Çok güzel. Şimdi ben seni merak ediyorum acaba. Kendi yaptığını beğenecek mi? Sen Endonezya baharatı mı koyacaksın? Yok, pul ne? Biber. Pul biber, ha, acılı. Bir de limon koyamam. Koyamam. Çok güzel ya. Bas bakalım şimdi. Bir de ısıt acı. Evet. Isınmazsa şey mikrodalga da ısıtırız bak. Yok, ısıtır ya. Seninkini şey yaptık ya. Acele edin. Devir. Yok oğlum. Oo. Büyük torpilli oldu sanki ya. Ha. Ustaya torpilli ya. Sıkıntı yok. Hayda, her tarafı döktük kaçtık. Ben Roka'yı çok severim. Vay. Bir de maydanoz. Aynen. Oo. Taşıyor. Bozuka gibi oldu lan acı. Adam öldürür bu. Bilmiyorum ya, şuradan sandalyeye getirip. Ayran da vardı, ayran da içseniz mi? Ha, ayran iyi olur ya. Evet. Ayran dışarı mı koydun? Dışarı koysan yok, yok. Banka dolmuştur ha. Dolmuştur. Ben dene bakalım şimdi. Evet, usta kendi yaptığı tantuni deniyor. Bir eksik var mı yok mu? Bana tuz biraz eksik geldi mesela. Evet. Başka baharat. Bana tuz dışında hepsi güzel. Şu bak önünde hemen. Şimdi dene bakalım. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Ama sen de daha önce yedin mi tantuni? Daha önce yedim. Hmm, benziyor mu tadı? Tuttu mu yani? Bayağı tuttu. Valla. Pamuk yağının etkisi var diye düşünüyorum. Allah Allah. Bence. Niye, daha yumuşak mı olur acaba? Bilmiyorum ya. Böyle normal tantuni biraz da böyle farklı bir tad oluyor ama. Pamuk yağından da bilmiyorum. Ama gayet güzel olmuş. Yok, gayet güzel. Bak ben ilk kez yedim.
Hani çok da güzel. Süper hastalık daha mı iyi olurdu ilk acaba? Ya sen ana ben seni çekecektim ya, sen yemişsin başlamışsın ya. Güzel. Hüseyin'i çekerken sen yarısını götürmüşsün ya. Çok güzel ama. Dayanamadın mı? Evet, güzel. Yumuşacık yani. Tamam, sosla dene bakalım nasıl olacak. Ben şimdi bununla, rakayla birlikte yedim. Beğendim ki. Oğlum Hüseyin usta, eline sağlık diyoruz. Hadi bakalım, afiyet olsun. Rakay şey, ikinci pak geliyor. Şimdi biz buna tuz ve karabiber ilavesi yaptık. Ben tadının o şekilde daha güzel olduğunu düşündüm. Hüseyin prof usta gibi davranıyor ha. Vallahi. Teyzemle annem söyleyecek bize ha. Neden biz gidince yaptınız bunları falan da ha? Baba daha konusu suyu. Oo. Dene bakalım şimdi karabiber tuzlu nasıl? Karabiber tuzla. Bir kadı ye. Roka. Ot. Roka değil, roka bu. Roka. Hangisi daha güzel? Bu daha güzel. Karabiberli. Ama yine domates koysaydık keşke ya. Kaç puan vereceksin? Güzel ama, tavsiye ederim. Bilmiyorum nasıl puan vereceğim ki ona. Daha önce yemedim ki bundan hiç. Evet, ama güzel yani, çok beğendim. Arkadaşlar ben üstümü değiştirdim çünkü biz Hüseyin'e gitmeye bırakacağız. Tamam mı? Çünkü o bugün İstanbul'a dönüyor. Ama bilmiyorum iptal etmiş mi acaba? Çok kar yağıyor değil mi? Evet, çok kar yağıyor, 2 gündür çünkü. Tamam biz yedik tandoori güzel. Ama sence burger mi tandoori hangisi daha güzel? Yani Hüseyin'in yaptıklarından ben burgeri daha çok beğendim ya. Evet. Sen? Evet. Ya tantun de güzel de sanki böyle etinde hafif bir tatsızlık vardı yani. Evet, yani doğru. Bir şey eksikti yani, anladın bence mı? Bence bir baharat eksik olabilir. Yani et güzel zaten, buranın eti taze et ama bir baharat olabilir. Böyle baharat. Bir veya belki Hüseyin dediği gibi pamuk yağı belki çok yağı fark ediyor olabilir. Aynen. Ama biz Mersinlerden cevap bekliyoruz arkadaşlar özellikle. Evet. Bilgisi olanlar vardır illaki. Çünkü arkadaşım orada yaşıyor da çok yapmış o. Tandoori ben hiç denemedim, bir kere denedim. Güzel de et yumuşak ama biraz bence baharat çok seviyorum ya ben. Biraz eksi gibi. Tamam mı? Tamam arkadaşlar, biz şimdi Hüseyin'i bırakacağız. Sizi gitmek ister misiniz? Hadi beraber bırakacağız. Hadi. Hadi beraber gidelim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben. Daha önce ben söylemiştim ya, bu daha keçimi gönderdi ama biz kargocuya teşekkür ettik. Aslında o değil de. Evet, kargocular teşekkür etmişiz arkadaşlar yanlışlıkla. Bu evet. Ömer Alıcı kardeşimizden gelmiş, evet. Abimizden gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz kargoda onun ismini görünce herhalde gönderen onlar diye düşündük. Evet. Böyle bir durum abi, oldu. Çok sağ ol. Çok teşekkür evet. ederiz abi. Eline emeğine sağlık. Allah razı olsun. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Şey, uçak valizi değil mi bu? He. Otlu evet. Peynir hiçbir şey olmaz. Geçer yani. Sen rahat ol. Hiçbir şey olmaz. Cam kenarında alacağız. Hemen cam kenarında olsun. Ben hemen İstanbul'da yiyeceğim ben zaten dersin. Sen buldun mu? Buldum. Evet, çok güzel ya. Çok yağmış. Evet, biliyorum. Otuz. Evet. Ooo, sen ne yapıyorsun? Bak. Kaç senti valla baksana. Pamuk gibi. Anahtar içinde kapatmıyor, bir şey olur mu? He? Anahtar içinde ya. Yok, bir şey olmaz ya. Ben yedek anahtarı buldum zaten. Ooo. Ay atma beni be. Valla çok yağmış. Ooo. Baksana 2 gündür böyle o kadar kalın ki. Değil mi? Tabii canım, baksana şuraya bak. Ooo. Ne güzel olmuş, bayağı evet. Yağmış ya. Ooo, çok severim. Bak senin serçeler orada duruyor hala bak. Aa, evet. İyi, çok seviyor. Bak. Ama şimdi çok az ya, gerisi nerede? Bilmem. Yiyor galiba. Ooo, kaygan mı? Evet. Eyvah. Dikkat be. Sen nereye gideceksin? Eyvah, olmuyor mu? He? Nasıl gideceğiz? Ooo bak, çok kar yağmış buralar. Tabi lan, çok yağmış bak. Çok yağmış. Kaç metre bu ya? Ay, yarım metre var bence. Bak. Bu kadar ne çok. Yiyeceğim?
Ay yine çok yağmış. Yağıyor şimdi. Canet abi çok lezzet ederiz. Anadolu lezzeti ya. İkayla dünya lezzetleri. Evet. Anadolu lezzeti. Selam söyle. Ooo bebeğim çok güzel. Güzel değil mi? Evet. Aa, seni karda gezmeye çıkardım. Oy. Ama Hüseyin gitti ya. Evet. Ailem var, o gitti. Hüseyin gitti. Ay sadece kimse ikimiz. Kalmadı. Evet. İkimiz değil be. Üçümüz ya. Ay çok güzel. Tamam arabayı park edelim. Biz de yürüyelim istiyorsan biraz. Olur mu? Olur. Tamam hadi biz de yürüyelim. Tamam. Arkadaşlar burası hayat dönmüş valla. Su bile dönmüş. Tamam zaten her sabah öyle. Annem bunu da Bursa'da koydu biliyor musun suyu? Yok ben aldım evet. Yeni. Hayır arkada da var annemin koydukları. Aa. Onlar da hala donmuş hiç çözülmedi. Anca yaza çözünecek herhalde. Evet. Çık ha kenara git kenara. Ay. Tamam git kenara. Basayım mı ben? Ha bas bas. Dur ben sana yardım edeyim. Tuttum ha. Ha. İlk kez mi bu kadar çok karda evet. Yürüyorsun yoksa ha? Valla var ya 30 cm var bu. Eyvah. Tamam hadi şöyle yürü bakalım ya. Ne güzel. Hadi bak ya. Baksana. Oraya gidelim. Tamam hadi, hadi yürüyelim hadi. Bak denizde botta insanlar var. Evet. Ne yapıyorlar onlar orada ya? Allah Allah. Geziyorlar bak. Oo hikaye çekiyor ha. Evet. Tamam söylesene Instagram adresini buradan. Enes ve İka benimki. Senin kendikini söyle. İka bizimki pipit. Ortak ya. Evet İka Pipit adresi arkadaşlar. Sol altta yazıyor. İka Pipit'i takip edin. Çünkü Enes ve İka 10.000 takipçiye ulaştı zaten değil mi? Evet. 11.500 hatta ama İka'nınki daha ulaşmadı. O yüzden o adrese bir destek istiyoruz arkadaşlar sizden. O da 10.000 olursa Instagram'dan doğrudan YouTube linkini paylaşabiliriz. Direkt Instagram'dan bile videolarımızı izleyebilirsiniz. Enes! Heh, gel bak gel buraya gidelim. Bak şu göl kenarına gidelim. Bak ne güzel. Yok ya. Oo, gidelim gidelim. Ka gelsene baksana bak. Kayalar top top olmuş. Bak ne güzel. Oo, bak karabataklar var gölde. Arkadaşa bakın. Kayalar kadar çok güzel ki. Vallahi. Çok güzel yani. Üstüne böyle pamuk gibi var. Pamuk gibi dedin ama pamuk yağı bulamadık ya. Çok, var karabatak. Üşümedi ama çok soğuk ama. Ama göl yine donmuyor. Göl tuzlu o yüzden donmuyor. Evet. Evet bugün hava karlı böyle ya. Çok yumuşak soğuk değil arkadaşlar. Güzel mi? Evet. Çok güzel. Harika ya. Eğer kar yoksa çok soğuk ki. Şimdi karlı ya çok güzel. Tamam arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Selamünaleyküm. Bence bugün her yer kar yağıyor değil mi? Doğuya yağıyor sadece. Ciddi mi? İstanbul hiç yok mu? Ya belki az yüksek yerlerine yağıyor. Doğru. Bu kadar yağsa bile az yağıyor. Bu kadar çok yağmıyor. Doğru. Ben de ilk defa gördüm. Geçen sene bu kadar çok yağmıyor. Yağmıyor. Aynen. Tamam. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Selamünaleyküm. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?